Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Betoz var. Oyunda tanıdığım, sonrasında beraber klanına gidip kasmış olduğum bir tane arkadaşım. Bunu da YouTube kanalı var. Açıklamaya YouTube kanalının adını koyacağım. Hemen şöyle bakalım savaşçıları da neler yapmış. Bu videoda biz hangi savaşçıların nasıl bir kar yapıldığını bu Betoz tarafından izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Mortis, Colt, Nita, Poco, Sandy burada 5 tane yaptı. 6, 7, 8, aşağılara iniyorum 9. 9 tane 1K Leon'la birlikte 10 tane 1K yapmış toplamda, ama bunların en çoğunu geçen sezon yapmış. Bu sezon gördüğünüz gibi hani Colt haricinde Mortis, Nita 1K yapmış. Ondan önceki sezon ise Poco, Sandy, Sprout ve Mr. P'yi 1K'ya kadar çıkartmış. Zaten geçen sezon kasmaya başladı. Bu arkadaş mesela şu anda kaç kupa mesela bakalım. Şu anda 35.000 kupa, yaklaşık 2 ay öncesine kadar yaklaşık 25.000 kupa falandı. Ne yaptıysa bu 2 ay içerisinde yaptı. Ben de tanıdığımda bu kadar yüksek kupalı değildi. Geçen sezon, ondan önceki sezon böyle yeni oynamaya başlarken. Sonrasında Colt'u 1100'e kadar çıkarttı. Yanında da kankası var, o da BG taglı. O da aynı biz gibi ekstradan bir boşluk bırakmış. Bunun kupası çok iyi. Bu da bayağı bir 1K kasmış. Byron beraber kasıyorlardı. Colt 1100'e kadar geldiler ama daha çıkmadı maalesef. Sezon bitti. Bu arkadaşla beraber kasıyorlar. Bu videoda Betoz'un 1K yapmış olduğu, kendi kanalına yüklemiş olduğu en güzel 1K'lardan alacağız. Final maçlarını beraber izleyip yorumlayacağız. Yanımda Betoz, sağda Orion. Videoya isterseniz bundan sonra maçlarla devam edelim. Maçlarda görüşürüz. Evet, ilk maçla başlıyoruz. İlk maçta Sandy oynuyor. Bütün 1K yapmış olduğu, bu benim bu sahne olarak ayarladığım 1K yapmış olduğu maçların son kısımlarını aldım ve tek video haline getirdim. Dediğim gibi videonun başında Orion'la beraber gidiyordu. Yandaki o üçüncü değişiyor. Bazen başka biri oluyor, bazen başka biri oluyor. Bunu tanımıyorum mesela. Bu kim? Bunu hiç görmedim. TC Edgar diye biri var. Onunla oynuyordu genelde. Birazdan görürsünüz zaten. Şimdi B, Sandy ve Nita giriyorlar. Bu haritayı biliyorsunuz zaten. Savaş topunda gayet güzel atıcıların çok rahatlıkla kasılabildiği bir harita. Biz de burada oynuyorduk bayağı. İlk golü rahatlıkla aldılar. Rakipte de yine Sandy var. Gale ve Amber'la birlikte savaşıyorlar. Şimdi genelde sağ tutuyor Sandy. Rakibin Amber'ı orta koridorundan aşağıya doğru bir yağ bıraktı ama basit oluyor. Bayağı bir basit oldu. Sağı komple boş bıraktılar. Geriden zaten arkadaşı öldü. Sandy 1K son maçını bu şekilde izlemiş olduk. Hemen bir sonraki maça geçelim. 10 dakika boyunca yapmış olduğu 1K'lardan böyle sahneler koydum. Şimdi Gale, Poco ve Ems giriyorlar burada. Bu sıcak bölge gayet güzel bu kombin için. Bir Poco oluyor. Ems'e Gale'la birlikte giriyorlar. Gale başlangıçta bir tane aksesuar atıyor oraya. Poco da atlamadan önce içeriye bir tane aksesuar basıyor. Ems'e zaten biliyorsunuz alan vuruyor. Ultiyi doldurduktan sonra zaten içeri hiçbir şekilde geçirmiyorlar. Gale'da da duvara vurduğunda sersemleten yıldız gücü var. O gayet iş yapıyor. Burada duvarda 2 saniye falan sersemliyor rakip. Ems, Poco ve Gale'la birlikte gördüğünüz gibi ortayı kapatıyorlar. Ben bu maçları canlı izliyordum ama dediğim gibi onun YouTube'undan alıp indirdim videoları. Son maçlarını ayarladım. Tek klip haline getirdim. O yüzden ben canlı izlerken de video alsaydım bayağı bir sürü maçları vardı. O YouTube'a 2 tane maçını koydu. Ben yine sonuncusunu aldım klip haline getirmek için. Bull soldan girmeye çalışıyor. Sağında Daryl ulti attı. Ama içeriği tamamen kapattıkları için görüyorsunuz. Betoz'un yaptığı tek şey Poco ile birlikte Axe basıyor. Colette'in 2 tane ultisi doldu ama rakibin canını eritemediler. Aksesuar basıyor Poco. Normal vuruşlarında zaten can basıyor. Gördüğünüz gibi Poco'yu da bu şekilde 1K yapmış oldu. Hemen bir sonraki 1K yapmış olduğu karaktere geçelim. Burada da Nita'yı oynuyor. Elmas Kapmaca, gördüğünüz gibi ilk savaş topu oynadılar. Sonra sıcak bölge, şimdi Elmas Kapmaca. 3 ve 3'lük bayağı bir tecrübeleri var. Rahat oynuyorlar. Sağda Colt, solda Rosa, ortada da Bo var. Değişik bir şey. Genelde burada hani Tara alıyorlar. Ortada yine Mr. P veya Piper veya B ile tutmaya çalışıyorlar. Sağdan Pen falan oluyor ama rakipte Colt, Bo ve Rosa var. Bakalım maçın sonunda görürüz. Göremeyiz pardon. O direkt 1K olduğunun şeyini gösterecekti. Dediğim gibi TC Edgar var. Bu adam kim bilmiyorum. TC yazmış ama başka da bir açıklaması olabilir klan tagının. Rakipteki Rosa normalde soldaydı ama Ems bayağı bir kışkırttı. Gördüğünüz gibi sağ üste doğru kaçtı rakibin Rosa'sı. Bo da bulunduğu yere taret atmak zorunda kaldı. Şu an bayağı bir önde oynuyorlar oyunu. Ems, Mr. P ve Nita ile bayağı bir zorladılar. Rakip tamamen defansa sıkışmış durumda.
Mr. P o kadar ki rakibin orasına kadar gitti yardımcısı. 7 oldular, 9 oldular, şimdi 10 oldular ve geri çekilme vakti artık. Rakibin koltuğu aksi attı ama ne yazık ki 224'e kadar düşürebildi Mr. P'nin canını. Yukarıdan Bo geliyor, oraya mine attı ama artık çok geç. Biliyorlar orada mine'in olduğunu. Nita da ayısını bıraktı. Rahatlıkla gördüğünüz gibi son maçta 1K yapabildiler. 900'den sonra, 950'den sonra artık biraz daha azaltmaya başlıyor. Thanks for watching dedi. Dediğim gibi Betoz'un kanalında açıklamada görürsünüz. Bu videoların daha fazlasını oradan izleyebilirsiniz. Böyle profesyonel oyuncularla maçları falan var. Hani aynı takıma giriyorlar. Arkadaş falan ekler zannedersem. Zar'la falan oynadığı maçları yine YouTube'da görebilirsiniz. Rakipte şu Piper'ın adını unuttum ya. Prens neydi onun? Choco Prens miydi? Choco muydu? Öyle bir şeydi. Yazarsınız adını unuttum. Değişik bir şeydi. Choco ile başlıyordu ama. Şimdi solda Mortis var. Edgar'ın içinden geçecek büyük ihtimal aynen. Edgar orada. Şey Edgar diyorum. Mr. P'yi tamamen aldı. Şimdi Betoz'a doğru gidiyor. Ama Betoz'un yıldız gücü var. Bayağı bir kalkan olduktan sonra az hasar alıyor. Aynı şey Colette'deki gibiydi zannedersem. Colette'de yıldız gücü olduğu zaman bayağı az hasar alıyordu bildiğim kadarıyla. Piper'ı orada Betoz kesti. Sağdan Orion ultisini kullandı Rico'nun. Orada da Mortis'in içinden geçtiler. Sağda bir tane Mr. P var. Onda 260 canı kaldı. O da gitti. Şu an bayağı bir önde götürüyorlar oyunu. Ortanın kontrolünü tamamen ele almış durumdalar. Mr. P zaten ortanın az ilerisine duvarın arkasına bir tane yardımcı süper attı. Rakibin Mr. P'si de Orion tarafından katlediliyor. Soldan bakalım. Güzel. Ben alabileceğini düşünmüyordum Mortis'in ama Mortis'i yardımcısı neredeyse kesmek üzere. Yardımcısı kesmeden son vuruşu orada. Orion attı ama ondan önceki bütün vuruşları 1000 can altında şeyden geldi. Mr. P'den geldi. Zaten şimdi lag'lı hareketler yapmaya başladılar. Bu da kolay oldu. Sandy'yi yaptı, Poco'yu yaptı, Nita'yı yaptı ve de Sprout 4. 1K olan karakteri. Bunları tek sezonda yaptı bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi 25.000 kupaydı, şimdi 35.000 kupa. 2 ayda bayağı bir kupa kastı. Ben eklediğimde 25.000 falandı zannedersem. Şimdi duo giriyorlar. Bundan önce yine Leon ve Max olan karakterleri vardı. Onları almadım. Böyle kalitesi yüksek olanlardan. Bu güzel. Brock ve Carl giriyorlar. Zannedersem Brock'un o zaman güçlü olduğu zamanlardı. Çünkü bunu bir iki ay önce kaydetmişti. Onu da alayım dedim. Nasıl oynuyor diye duoda. 3v3'te oynayışlarını gördük. Yukarıya doğru sıktı. Crow'u aldı. Crow'un arkadaşı Sandy. South'a doğru kaçmaya çalışıyor. Aşağıda bir tane Shelly var. Shelly yine fena değil bu vakitte de ama Barley bayağı iş yapabiliyor. Burada hemen bir geçiş yaptılar. 7 yüke kadar geldiler. Oraları biraz hızlı geçti zannedersem. Sağda 5 yüklü Carl ve Shelly var. Yani Shelly'den ziyade Brock biraz daha iyi olabiliyor burada. Evet sahneleri kesmiş güzel. Oyalayıcı yerleri almış Betos. Leon bir yükle geldi. Gitti. Barley, turtacı Barley. Rahat maç oldu bunlar için. Beto zorlandığını söyleyemeyeceğim. 5 yükten sonrası bayağı bir kolay geldi. 1001 kupa Karlı da 1K yapmış oldu. Son maç 32 rank Colt yapmışlar. Colt ve Byron giriyorlar. Bunları ben yine izliyordum canlı olarak da. Rank 32'ye kadar geldiler. Daha gidemediler. Videonun başında söylemiştim zaten Orion'la beraber giriyorlar diye. Şimdi bu harita güvenlik merkeziydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama her haritada gidiyor Byron Colt. Şimdi Colt'un biraz şeyini düşürdüler. Aksesuarını falan belki favori değil ama yine oynayanlar oluyor. Byron her halükarda gidiyor. Byron yanına Colt, Bee, Edgar bayağı bir iş yapabiliyorsunuz. Bakalım bu maçta neler yapmış olacaklar. 3 kadar ulaştılar şimdi. Rakibe hiç bulaşmadan bile Orion yani Byron Colt'a bir tane atış yaparak rakipten hasar almış olduğu durumda direkt olarak canı tazelemek için normal atışlarından birkaç tanesini ona yapıyor. Rakip olmadığı zamanlarda aksesuarı çok iyi attı. Evet bu aksesuarının güçlü olduğu zamanlarda gördüğünüz gibi tek atışta rakibi kesti. Oradaki yükü de aldı. 8 yükle şu an bayağı rahat durumdalar. Çok atak oynamıyorlar. Özellikle Byron olabildiğince geride durmak zorunda ki o ölmesin, öldüğünde Colt'u besleyemeyebiliyor. 8 yük olmalarına rağmen yine dediğim gibi biraz geriye çekilmeleri durumunda onlar için avantajlı olabiliyor. Çünkü herhangi bir saldırıda zor durumda kalabilirler. Sağda bir tane Byron görüyorum. Onun da takım arkadaşı Colt olabilir. Yukarıda bir tane Crow var. Sol üste doğru kaçan bir Poco var. Yıldız şey süperini atmasaydı ölecekti ama yine her halükarda öldü. Byron'dan ölecekti. Bu sefer Colt'tan öldü. 900'e kadar ulaştılar. Oyun artık bu saatten sonra Betoz ve takım arkadaşı için rahat geçecek. Sağ üste doğru giden bir Byron var ama Drill OG oradan çıkamayacak herhalde. Aksesuar var mı Betoz'un?
var olsaydı main'i atar mıydı bilmiyorum. Süper'in attı orada Orion. Biraz geriye kaçtı ama tutturamadı. Takım almayı başardılar. 4 takımdı. Şimdi 3 takım kaldı. Brock doğar doğmaz ulti attı. O pek işe yaramadı. Şimdi o biraz daha içeri girmeye başlayacak. Alan da geldi. 10 yük kadar ulaştılar. Şimdi biraz daha favoriler. Byron arkadan canlıyor ve 10 yük olduğu için Byron çok fazla can veriyor. Artık rahat bir maç. En sonunda güzel bir kille. İlk maçı bu şekilde aldılar. Son maça geldik. Bu videonun son maçı. 32 rank olacaklar. Onu da görmüş olacağız. Devam edebilirlerdi. Sezon sonu geldi. Herkes Byron Colt aldı. Biraz zorlandılar. Biraz daha belki yapsalardı, uğraşsalardı 35 rank kadar çıkaracaklardı ki zaten amaçları da oydu. Şimdi yukarıdan Kuro ve Bibi geliyor. Solda bir tane Mortis var. Mortis Byron'a atlarsa belki bir şeyler olabilir ama Byron onu yaklaştırmayacaktır büyük ihtimal. Şimdi biraz daha geri çekilme durumundalar görüyorsunuz. Çünkü ortanın ilerisinde veya orta kaldıklarında sağdan ve soldan gelen rakipler herhangi bir rakibi sıkıştırmaya çalıştıklarında diğer taraftan gelen rakipler zor durumda bırakacaklarını düşündükleri için geriye çekilmeleri biraz da mantıklı oldu. Sağa sola bakıyorlar kutu var mı diye. Bu şekilde hani sürekli atak oynamak zorunda değilsiniz. Geriye çekilmeniz sizin için çok daha avantajlı olabilir. Mesela şu an geriye çekildiler. Artık rakibe sağdan değildi, hani şu sağdaki çalının oradan değildi, biraz daha aşağıdan vurmaya çalışıyorlar ki artık arkası temiz, arkaları temiz, herhangi bir kimse yok. O yüzden rahatlıkla şimdi yukarıyı sıkıştırabilirler. Bibi biraz geri geldi. Takım arkadaşlarının Kurov olduğunu sağ üstte görmüştük zaten maç başında. Colt'u artık dediğim gibi hani 3 yükle bile önceden efsane vuruyordu. Şimdi yine çok kötü vurduğunu söyleyemeyiz. Yine rahat oynanabiliyor. Çoğu kişi yine Colt alıyor şu zamanlarda. Mortis iptal oldu. Belki orada ultisini atsaydı can doldururdu ama kaçamazdı zaten buradan. Boşuna ultisini harcamadı. Yukarıda duran bir tane Pem var ama Pem'in arkadaşıydı zannedersem Mortis. Pem oradan çıkamayacak. Mortis gelemez ki zaten. Gördüğünüz gibi Kurova tek attı rakibin şeyi. B'si. Çünkü 8 yük kadar ulaştılar. Betoz da şimdi geliyor anca Orion'a doğru. Kamerayı oraya çekiyor. O da biraz maç başından sonra gitti herhalde videonun ayarlamadan sonra. 8 yükleri var rakibin. Şimdi Betoz bakalım ultiyi nasıl açacak. Aksesuar bir an. Ohoho! Ekran titredi. Aman Allah'ım, burada güzel bir efekt var, bunu bilmiyordum. Maçları ilk defa sizle izliyorum bu arada. Sadece sahneleri ayarladım. Dedim ne oluyor, bayağı bir güzel attı. Bir aksesuar atıyor. Küt, ikisi birden. Gördüğünüz gibi ikisini birden aldı. Bayağı iyiydi, burayı bilmiyordum. Mükemmel. Mükemmel bir atış geldi. Oradan Betoz'dan aksesuarını attı. Ultiyi şimdi attı rakibe doğru. Yukarıda Bibi'nin varlığından haberdar değiller ama çok güzel geriye kaçtı. Artık iki takım kaldı. Bibi zaten orada kesti şeyi. O da sattı zaten. Aşağıda 13'lü Byron. Yukarıda 8'lik Colt. Güzel. Bayağı güzel oynuyorlar. Gördüğünüz gibi 32 ranka kadar çıkarttı Colt'u. 1K maçını izliyoruz. Bu Mortis videosunu. Bütün ben klipleri, sahneleri bundan önceki sahneleri ayarladıktan sonra çektiği için ben de anca indirip videonun sonuna ekledim, o yüzden facecam yok. Orada iki tane vuruşun boşa kaçtığını gördük. Defansta tik var, tiki bayağı ittirdi. Orada almak üzere Byron'ı derken Byron'ı da almayı başardı. Taksit taksit ölüyor rakipler, görüyorsunuz. Tik çok atak oynayamıyor maalesef. İleri gitmek istiyor ama sendi ve ortadaki peni hiç rahat bırakmıyor. Tik belki Mortis'in olduğu kısımdan zorlayabilirdi ama Mortis orada olduğu için hiç oralara gidemiyor. Mortis elmasları takım arkadaşlarına bıraktı kendisi çünkü sürekli atak oynadığı için elmasları alması onun aleyhine olacak. Çünkü rahat atak yapamayacak bu şekilde. Şimdi bir süper vuruşunu doldurdu derken direkt olarak öldü zaten. Sağdan bir hasar vermeye çalışıyor Byron ama başarılı olduğunu söylesem de gördüğünüz gibi Penny'nin tarifi resmen yok ediyor. Ulti attı orada Mortis. Bayağı bir geriye doğru kışkırttı Byron'ı. Gördüğünüz gibi 10 elmasa ulaştılar. Penny rakipten sektirerek atışını rahatlıkla rakibi almayı başardı ve kolay oldu bu son maç için özellikle. Diğer maçlara pek bakamadım. Bu maçı da şimdi ilk defa sizlerle birlikte izledim. Ve Mortis de 1K yapmış oldu. Bu şekilde de videonun sonuna geliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane 1K yaptı bu videoda. Nita, Poco, devamını unuttum, Sandy, Colt bir tane daha yaptı. Bu Mortis videosunu sonradan çektiğim için onu ekleyeceğim geri kalanına, yani bundan önceki videolara. O şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.